Yoğunluğun en fazla olduğu yerlerden birisi de pazar yerleri. Peki ya pazar yerine gelen insanlar mesafesini koruyabiliyorlar mı? Pazarda biz halk olarak da elinden gelen özeni, gayreti gösteriyor sosyal mesafeyi korumak için vatandaşlar. Artı bir de biz dezgahlar arası 3'er metre mesafe dahi koyuyoruz yani. Öbür esnafla yan yana gelmeyelim diye. Halk gayet dikkat ediyor yani bu koronaya. Herkes kendince korumaya çalışıyor ama bunun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama mecbur olduğumuz için çıkıyoruz. Yani %70'den fazlası koruyor diyebiliriz ama gerçekten korumayanlar da var yani. Hiçbir şey olmamış gibi davrananlar var. Mümkün değil. Bir ilçede ateş ölçerinden tutun ki efendime söyleyeyim maske kontrollerine kadar hepsi varken bizim buraya kapıya koymuşlar bir tane ateş ölçer. Onu da ölçmüyor bile, geç. Nereye geç? Yani evet, ben koruyorum. Dikkat ederseniz koruyabiliyorsunuz ama tabii haliyle kalabalıkta mümkün değil. Ben dikkat etmeye çalışıyorum ama insanların bu konuda pek de dikkatli olduğunu düşünmüyorum. Çok iç içediler. Tezgahlar öyle. Satıcılar maskesiz. Pek dikkat edilmediğini düşünüyorum doğrusu. Peki ya pazara gelen vatandaşlar alışveriş için ne kadar bütçe ayırıyor? Vallahi ben bugün 150 TL ayırdım. O da bitti gibi. Sadece elma alacağız şimdi. Bir elma kaldı. Vallahi haftalık 100 bin liradan aşağı çıkmam mümkün değil. İki kişiyiz. 4 kişilik aileyi hiç hesaplama. Ortalama haftalık 100 civarı. Yeterli oluyor mu? Ya yetmiyorsa da sonuçta kendimizi ayarlamamız gerekiyor bu duruma. Ve bu bizim durumumuz yani. Bir haftalık 200 falan. Peki ya pazarcı esnaf satışlardan memnun mu? İşleri nasıl gidiyor? Hamdolsun, hani yiyecek içecek sektöründe bir sıkıntı yok. Elhamdülillah ama tabii... Bütün dünyada bir kriz var. Hani bunu kabul etmek lazım. Sadece burada değil. Geçen seneye bakıp biraz durgunluk var. Ama yine de şükür ekmeğimizdeyiz. Öyle boş durmuyoruz. Allah'a çok şükür sürekli sirkülasyon dönüyor. İdare ediyor güzel, çok şükür, evet. Şeye göre güzel yani. Pandemiye göre güzel. Orhan abisi vurdu. İşte durgun. Hani gelen giden yok, gördüğün gibi. Bu pazar önceden böyle değildi. Sıkıntılarımız çok valla. Bir el atmaları lazım. Ne yaparlar, ne edilir. Pazarcı esnafı birçok konudan şikayetçi. Bunların en başında pazarlarda seçanın olmaması var. Bir de bu konuyu onlardan dinleyelim. Hocam öncelikle olay gelsin. Abicim marketlerimizde seçal var. Pazarlarda seçal yok. Biz bu yüzden dolayı çok ciro kaybı yaşıyoruz. Yani zorluk çekiyoruz hocam. Zaten hafta sonu pazarlarımıza çıkamıyoruz. Cumartesi olsun, pazar olsun. Cuma günü de bizim pazarımız yok. Hocam yani biz seçaldan şikayetçiyiz. Marketlerde seçal var. Burada neden seçal yok? Bir de yani burası açık hava. Marketler iç içe. Mesela örnek görüyorum, biri geliyor elini değiyor. Eldiven yok. Eldiven yok, bir şey yok. Biz burada eldiveni, maskemizi takıyoruz. Gerek önlemlerimizi aldığımız halde bize seçal yaptırmıyorlar hocam. Yani biz bundan şikayetçiyiz. Türkiye'de yemeklerin olmazsa olmazı salata. Peki pazarlarda yeşilliklerin durumu nasıl? Pazarlarda yeşilliklerin durumu geçen haftalara göre bu hafta biraz daha fiyatlar esnek yani. Mesela geçen haftalarda marul 5 lira, 4 lira civarında. Bu haftaya göre fiyatlar biraz daha uygun. O da havaların ısınması. Adana, Antalya, Mersin gibi yerlerde mahsullerin çoğalması yani. O da ne oluyor? Seralar, daha çok seralardan çok yerler tarlalar çoğalıyor. O da ister istemez fiyatlar pazara yani hale düşüyor halinde. Pazarda ister istemez fiyatlar düşüyor yani. Geçen haftaya bakarak 4 lira, 5 liradan 3 liraya kadar marullar yani. Yerine yani bu fiyatlara kadar geldi. Çeşitler desen zaten yine öyle. Antalya çeşitleri geliyor. Onlar da uygun yani gayet. Marketlerde 18 TL olan mantarın fiyatı pazarlarda 12 TL. Peki ya bunun sebebi nedir? Marketlerde zaman şey olaraktan, işçi olaraktan çok aşırı derecede işçileri vardır. Biz kendi emeğimiz, kendimiz yalnız olduğumuz için az kella idare ediyoruz. Ama marketler çok aşırı derecede abartılı olarak fiyatı yükseltiyorlar. Normalde markette de en fazla olsun 13 lira 14 lira olması lazım. Ama nedense azla yetinmiyorlar. Fiyat farkının sebebi marketlerin seçtirmesi. Artı marketlerin biraz yani bunu yerinde 1,5'a 2 liraya alıyorsa market daha yükseğe satmaya tenezzül ediyor. Adamlar seçtiriyor, elinde kalan çürükleri de adını sen söyle free'ye atıyorlar. Pazardaki sürekli markete göre
ucuz olur tabii ki. Garibanların yiyeceği bileceği her zaman alabilir yani. Marketteki pazarcılar olmasa iki katına yer. Parayı sevmiyor. Biz enayiyiz. Gece 2'de kalkıyor. Burada hamballık yapıyor. Hani marketler bizi bitirdi. Mesela net. Biz onlar gibi ucuza alamıyoruz.